Liebe Eltern, ganz herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Kindes. Wir hoffen, dass Sie sich bisher bei uns gut betreut gefühlt haben. Damit Sie sich auch zu Hause sicher und gut informiert im Umgang mit Ihrem Kind fühlen, haben wir Ihnen das Wichtigste in einem Film nochmals zusammengestellt. Für die Zeit nach der Entlassung aus der Klinik empfehlen wir Ihnen außerdem, sich baldmöglichst einen Kinderarzt zu suchen. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine schöne Zeit im Klinikum Dritter Orden und einen guten Start zu Hause. Alles Gute. Bebeğinizin beslenmesi bizim için çok önemlidir. Anne sütü yeni doğmuş bebek için en iyi besindir. Bebeğinizi düzenli olarak emzirin. Başlangıçta bebeğiniz genellikle 2 ila 4 saatte bir emzirilmek isteyecektir. İlk 4 ay mümkünse bebeğinizi yalnızca anne sütüyle beslemenizi öneririz. Bu özellikle saman nezlesi, astım ve nörodermatit gibi atopik hastalıkları olan aileler için önemlidir. Bebeğiniz anne sütüyle birlikte besleyici gıdaların yanı sıra yeterli sıvı da aldığından ona ayrıca su veya çay vermeyin. Eğer emzirme imkanınız yoksa ya da emzirmeyi kesmeniz gerekiyorsa veya kesmek istiyorsanız bebeğinize pre-formül süt verebilirsiniz. Ancak ailenizde herhangi bir atopik hastalık varsa daha az alerjen içeren pre-HA formül süt seçmelisiniz. Beşinci aydan itibaren adım adım ek gıdalara başlamalısınız. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için çocuk doktorunuza danışabilirsiniz. Eğer anne olarak vegan veya vejeteryen besleniyorsanız, size daha ayrıntılı bilgi vermemiz için taburcu olmadan önce bize haber vermenizi rica ediyoruz. Besleyici gıdalara gerekli önemi vermeyen vegan annelerin bebeklerinde beslenme eksiklikleri daha sık görülmektedir. <laughs> Her bebek doğumdan sonraki ilk günlerde kilo kaybeder. Bu çok normaldir. Ancak 14. güne kadar doğum ağırlığına yeniden erişmiş olmalıdır. Bazen bebekler doğum ağırlığının %10'dan fazlasını kaybederler. Bu durumda bebeğinizin yeterli sıvı alabilmesi ve emme gücünü koruyabilmesi için emzirdikten sonra ona biraz formül süt vermenizi öneririz. Ancak formül sütü tümüyle emzirme yerine koymamanız gerekir. Önemli olan bebek önce emzirilmeli, sonra formül süt verilmeli. Böylece anne yeterli miktarda süt üretecektir. Değişik emzirme teknikleri ayrı bir filmdedir. Emzirme uzmanımız size bu konuda yardımcı olabilir. Bebeğinizle güven dolu bir iletişim kurabilmeniz başından itibaren onun tüm ihtiyaçlarına duyarlı olmanıza bağlıdır. Bunun için bebeğinizle göz göze gelmeniz ve onunla vücut teması kurmanız büyük önem taşır. Emzirme veya bebeği taşıma sırasında akıllı telefon, tablet veya televizyon gibi cihazların kullanımı bebeğinizle iletişimde dikkatinizi dağıtır. Şimdi size bebeğinizin en güvenli ne şekilde uyuyabileceğini göstereceğiz. Bu tavsiyelerimizin amacı ani bebek ölümünü önlemektir. Ani bebek ölümü nedenleri bugüne kadar anlaşılamamışsa da riskini epey azaltan birkaç önlem tanımlanmıştır. Bebeğinizi hep sırt üstü uyutun. Bebeğiniz yalnızca uyku tulumunda uyumalı. Yüzün üstüne kayabilecek bir örtü kullanmayın. Bebeğin başı serbest olmalı. Etrafında yastık, bere, bez, yumuşak oyuncak gibi şeyler kullanılmamalı. Bunlar bize hoş ve rahat görünebilir ancak bebek bunlara dolanıp nefes alamayabilir. Bebek kendi yatağında ama sizin yatak odanızda uyumalı. Böylece gece herhangi bir terslik durumunda onu kolayca duyabilirsiniz. Oda ısısı yaklaşık 18 derece olmalı. Bebeğin beden ısısını kolayca ensesinden anlayabilirsiniz. Ilık ama terli olmamalıdır. Eğer bebeğinizin normalden daha sıcak veya daha soğuk olduğunu düşünüyorsanız, ateşini ölçünüz. Makattan ölçüldüğünde vücut ısısı 36.5 ila 37.4 arası olmalıdır. Emzirme ani bebek ölümünden korur. Sigara ise bu riski son derece arttırır. Ayrıca sigara bebeğin sağlığına kesinlikle zarar verir. Eğer sigarayı hiç bırakamıyorsanız kesinlikle bebeğin yanında, evde veya araç içinde içmeyiniz. Yalnızca dışarıda içiniz. Buna rağmen sigaran zararlı maddeleri giysinizden ve cildinizden dahi bebeğinize geçecektir. Bebeğiniz uyanık ve siz de yanındayken sırt kaslarını geliştirmesi için onu yüzüstü de yatırabilirsiniz. Ancak odada değilseniz veya bebek uyuyorsa mutlaka sırt üstü yatmalıdır. Bu tavsiyelere uyulmasıyla son yıllarda Münih'te ani bebek ölümüne rastlanmamıştır. Bebeğinizi kesinlikle sarsmayın. Bu, onun ölümüne neden olabilir ağlayan bir bebekle ne yapılması gerektiği bilgisini bizden alacaksınız. Bunları dikkatle okuyun ve ayrıca büyüklerinize ve çocuk bakıcılarına da bu bilgileri verin. Bu, Gelbesef dediğimiz sarı kitapçıktır. Hastaneden ayrılırken her bebek için verilir. Çocuk doktoruna veya hastaneye gidince yanınızda olmalıdır. Doktorun en kısa süre içinde bebeğinizi tanıyabilmesi için gerekli tüm bilgiler içindedir. Çocuğunuzu sağlık kontrollerine götürdüğünüze dair imzalar en önde içe kırılan kapağı alınır. Çocuğunuz kita, yuva veya okul için yazılırken verilerinizi koruyarak sadece kapağı gösterebilirsiniz. U gerekli olan rutin sağlık kontrolleridir. U1 hemen doğum sonrası doğum halinde yapılır. U2 bebeğiniz en az 48 saati doldurduğunda taburcu olmadan önce yapılacaktır. Eğer daha erken taburcu olacaksanız U2 10. gününe kadar çocuk doktorunuz tarafından yapılmalıdır. Hastanede kalınan süre içinde her bebeğe kanunen zorunlu olan işitme testi yapılır. Sonucu genellikle hemen alabilirsiniz. Eğer hastaneden erken çıkacak olursanız ve işitme testi henüz yapılamamışsa, lütfen çocuk doktorunuzdan yapılmasını isteyiniz. Doğuştan kalp hastalıklarının erken tanımı için, ilk 24 ila 48 saat içinde nabız oksimetre ile bebeğin kanındaki oksijen dolgunluğu ölçülür. Bunun için bebeğin ayağına bir sensör takılır. Değerler hafif düşük çıkacak olursa uygulama kısa zaman içinde tekrarlanacaktır. Gerekirse çocuk doktoru ileri muayeneler için sizi yönlendirecektir. Nabız oksimetre testi kritik kalp hastalıklarının erken tanı ve tedavisi içindir ve bebeğinize acı vermeyecektir. Doğumdan en erken 36 saat sonra her bebekte Newborn screening yani metabolik ve endokrin hastalık taraması yapılır. Bunun için topuktan kan alınır ve nadiren görülen metabolizma hastalıkları açısından taranır. Bu hastalıkların belirtileri çoğu kez ilk günlerde henüz ortaya çıkmaz ancak kısa süre içinde tanının konulması ve tedavinin başlanması gerekir. Tarama sonucu şüpheli çıkacak olursa size haber verilecektir. Hastaneden erken ayrılacak olursanız taramayı eviniz veya çocuk doktorunuz yapmalıdır. 4 ila 6 haftalıkken yapılan U3 muayenesinde bebeğin gelişimsel kalça displazisi olup olmadığı kontrol edilir. Bunun için sonografi ile uyluk başının kalça kemiğine düzgün oturup oturmadığına bakılır. Aksi takdirde bebeğin bezinin daha geniş bağlanmasına ya da atel takılmasına karar verilir. Bazı risk faktörlerinde Kalça ultrasonu erkenden U2 sırasında yapılmalıdır. Bu tür risk faktörleri makat geliş, çoğul gebelik, bebeğin ayağında yumru ayak gibi ciddi şekil bozuklukları veya ailede görülen kalça çıkığıdır. Yani bebeğin annesine, babasına ya da kardeşine atel takılmış olmasıdır. Bu durumda hastanemizde ultrason randevusu alabilmemiz için bize haber vermenizi rica ediyoruz. Her bebeğe U1, U2 ve U3 sırasında ağızdan damla olarak K vitamini verilir. K vitamini kan pıhtılaşması için önemlidir. Böylelikle kanamaların ve özellikle ağır beyin kanamasının önlenmesi amaçlanıyor. Taburcu olurken bebeğin kilosuna göre bir kutu D-floreti veya Vigantoleti verilir. Tabletler flor ve D vitamini veya sadece D vitamini içerir kemik gelişimi için önemli olmasına rağmen emzirilen bebekler anne sütünden yeterince D vitamini alamazlar. Flor ise doğumdan itibaren dişler içindir ve çürümeye karşı korur. Beşinci günden itibaren bebeğinize her gün bir tablet vermelisiniz. Buna bebek bir yaşına gelene kadar ve ayrıca ikinci kış boyunca devam etmelisiniz. Ya emzirmeden önce tableti yanak boşluğuna koyabilirsiniz kendiliğinden eriyecektir ya da tableti bir kaşıkta biraz anne sütünde çözerek emzirmeden önce ağzına verebilirsiniz. Tableti biberona koymamalısınız çünkü camına yapışıp kalacaktır. İlk süt dişi çıktığında flor içermeyen bir diş macunuyla temizlenmelidir. Eğer florsuz D vitamini veriyorsanız flor içeren bir çocuk diş macunu kullanmalısınız. Çocuk doktorunuz diş temizliği ve emzik kullanımı için size bilgi verecektir. Göbek bağı normalinde 2 hafta içinde kendiliğinden düşer. Her gün serum fizyolojik veya kaynatılmış suyla temizlenmelidir. Göbek bağına ayrıca ebeniz de dikkat edecektir. Kızarma veya kötü bir koku olursa iltihap açısından ebeye veya çocuk doktorunuza gösterin. Çoğu bebeklerin cilt rengi ilk günlerde tehlikeli bir durum olmayıp biraz sararır. Eğer sarılık çok artarsa kalıcı bir hasara neden olmaması için fototerapi denilen ışık tedavisi uygulanmalıdır. Bebeğinizde bir sararma fark ederseniz ve bunun yanı sıra halsiz ve yorgunsa veya beslenmesi iyi değilse derhal çocuk doktorunuza götürmelisiniz. Doktorunuz kanda bilirubin adlı sarılık değerini ölçerek gerekliyse tedavi önerir. Taburcu olmadan U2 kontrolünde bebeğinizin bilirubin değeri acı vermeden cildinden ölçülür. Bu değere göre çocuk acil servisimize kontrol için gelmenizi isteyebiliriz. Bu imkanınız yoksa çocuk doktorunuz da kandan değeri ölçebilir. ölçtüğümüz değere göre kontrolün ne zaman ve nerede yapılması gerektiğini sizinle konuşacağız. Yeni doğmuş bebeğinizi derhal çocuk doktorunuza götürmenizin bir başka nedeni de bakteriyel enfeksiyondur. Bu tür enfeksiyonlar bebeklerde hızlı bir şekilde tedavi edilmezlerse çok çabuk ilerleyebilirler. İlk 3 ay bebeklerin ateşi çıkmaması gerekir. Makattan ölçüldüğünde 38.0 derece üzerine çıkmamalı. Bu bir enfeksiyon belirtisi olabilir. Ebeveyn olarak eğer bebeğinizde yolunda gitmeyen bir durumdan şüpheleniyorsanız derhal çocuk doktorunuza gidiniz. Örneğin çocuğun rengi soluk veya gri ise, bebek halsizse, iştahsızsa, emmesi zayıfsa, illiyorsa ya da aşırı ağlıyorsa, ebeği veya eşinizi beklemeden derhal doktorunuza başvurunuz. Yeni doğan bebeklerde ateş yükselmeden düşük vücut ısısıyla birlikte de enfeksiyon olabilir. Gece veya hafta sonu bebeğinizde alışmadığınız bir durum hissederseniz derhal en yakın çocuk hastanesine başvurunuz. Eğer anne olarak sizde streptokok tespit edilmişse, gelecek 2-3 ay bebeğinizde enfeksiyon tehlikesi vardır. Streptokoklar çok ağır enfeksiyonlara neden olabilir. Bunun için böyle bir durumda ayrıca dikkatli olunuz. Tedaviye erken başlandığı sürece etkili sonuçlar alınabilir. Bazı özel durumlarda ayrıca kan şekeri ölçümü gibi başka diğer kontrollerde gerekli olabilir. Bu durumda sizinle görüşülecektir. Lohusalık döneminde dudağınızda uçuk çıkarsa lütfen çocuğunuzu öpmeyin ve en doğrusu ağız maskesi kullanın. Uçuğun üzerine asiklovir krem sürünüz ve ellerinizi iyice yıkayıp dezenfekte ediniz. Emzirmenizin bir sakıncası yoktur. İlk aşılar 8 haftalıkken başlar ve bebeğe zorluk çıkarmaz. Hastalıklar ağır hasarlara neden olabildiklerinden tavsiye edilen tüm aşıları yaptırmanızı öneririz. Gerekli aşılar hakkında doktorunuz size bilgi verecektir. Bunun dışında başka sorularınız olursa bizimle kaldığınız süre içinde veya ayrılırken size yardımcı oluruz. Bu filmi daha sonra evinizde de izleyebilirsiniz. Ayrılırken size vereceğimiz broşürde linki bulabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Klinikum Drita Orden olarak size mutluluklar diliyoruz.